Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar, kanalimizga xush ko'rdik. Mana bugungi videoda men sizlarga yana bir choqning to'qilishini ko'rsatmoqchiman. O'rganishni xohlovchilar bo'lsa, mana hozir mana shu choqning to'qilishini ko'rib chiqamiz. Bu choqni to'qish uchun menga 3 xil rangli ip kerak bo'ladi. Bu 100 gramlik iplarimizda 300 metr, keyinisi 3-chi raqamli kruchokda to'qiyman. Mana sizlar, demak, choqimizni to'qishni boshladik. Mana kichikroq namuna uchun 38 ta zanjirlarni to'qib chiqdim. Endi birinchi qatorni to'qiymiz. O'rtada 3 ta zanjirni tashlab, 1 2 3 4-chi zanjirimiz ichidan biz bitta nakilli ustuncha to'qiymiz. Keyingi zanjirimiz ichidan ham bitta ustuncha to'qiladi. Keyingisidan ham bitta nakilli ustunchamizni to'qib olamiz. Mana bu boshidagi 3 ta zanjir bilan birgalikda hozir ustunchalarimizning soni 4 ta bo'ldi. Mana shu zanjirimiz ham ustunchalar hisobiga kiradi. Demak, qator boshida 4 ta ustunchalarni to'qidik. Endi o'rtada 3 ta zanjir, 2, 3. Endi mana bu joyda yana 3 ta zanjirni tashlab, 1, 2, 3. 4-chi zanjirimiz ichidan biz bitta nakilli ustuncha to'qiymiz. Keyingi zanjirimiz ichidan ham bitta ustuncha, keyingisidan ham bitta ustuncha to'qiladi. Mana endi 3 ta ustunchalarni to'qidik. O'rtada 3 ta zanjir. Yana 3 ta zanjirni tashlab 1 2 3 4-chi zanjirimiz ichidan biz bitta ustuncha to'qiymiz. Keyingisidan ham bitta ustuncha, keyingisidan ham bitta ustuncha. Mana yana 3 ta ustunchalarni to'qidik. Tepada yana 3 ta zanjir, 1 2 3. Pastdagi 3 ta zanjirni tashlab 1 2 3 4-chi zanjirimiz ichidan biz yana bitta ustuncha to'qiymiz. Keyingisidan ham bitta, keyingi zanjirimiz ichidan ham bitta ustuncha to'qiladi. Yana 3 ta zanjir. Pastdagi 3 ta zanjirni tashlab 1 2 3 4-chi zanjirimiz ichidan biz yana bitta ustuncha, keyingisidan ham bitta ustuncha, keyingi zanjirimiz ichidan ham bitta ustuncha. Mana yana 3 ta ustunchalarni to'qidik. O'rtada 3 ta zanjir. Pastdagi 3 ta zanjirlarni tashlab, 4-chi zanjirimiz ichidan bitta ustuncha, keyingisidan ham bitta ustuncha, keyingisidan ham bitta ustuncha. Bu qator oxiri bo'lgani uchun qator oxirida ham 4 ta ustunchalar bilan bu qatorimizni tugatib qo'yamiz mana. Demak, qatorimiz boshida 4 ta to'qilgan va qator oxirida ham 4 ta ustunchalar to'qib olindi. O'rtada esa 3 tadan ustunchalarni to'qib chiqdik. Mana endi 2-chi qatorni boshqa rangdagi ip bilan to'qiymiz. Mana ipimizni tortib oldim. Bitta zanjir to'qiladi. To'qimamizni aylantirib, mana shu zanjirimiz tagidan mana bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Mana zanjirimiz tagidan bitta nakitsiz ustunchani to'qidik. Endi o'rtada 3 ta zanjir to'qiladi. 1 2 3. Endi keyingi ustunchalarni biz mana bu zanjirlarimiz ichidan to'qib chiqaramiz. Mana oldingi qatorda, mana birinchi qatorda biz o'rtada 3 tadan zanjirlarni tashlab ketgandik. Endi mana shu zanjirlarimiz ichidan biz bittadan nakilli ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Demak, mana birinchi zanjirimiz ichidan kruchogimizni kirgizib, birinchi ustunchamizni to'qiymiz. Keyingi ikkinchi zanjirimiz ichidan kruchogimizni kirgizib, ikkinchi ustunchamizni to'qiymiz. Mana bu tepadagi mana bu zanjirlar mana shu ustunchalarimiz orasida mana qolib ketadi.
Ve üçüncü zancırımız içinden üçüncü üstünçamızını tokup çıkaramız. Ortada üçte zancır. İndi yine keyingi üstünçalarımız mana şu zancırlarımız içinden tokuladı. Mana pastdagi zancırlarımız içinden. Mana bu tepedeki zancırlarımız ise mana şu üstünçalarımız orası da koladı. Demek birinci zancırımız içinden bitti üstünce. Keyingisidan bitti üstünce ve üçüncü zancırımız içinden ham bitti üstünce dokup çıkarız. Ortada üçte zancır. Şimdi yine üstünçelerimizin mana bu pastdagi zancırlarımız içinden dokup çıkaramız. Tepedeki zancırlarımız ise üstünçelerimiz orası da kalıp gitadı. Birinci zancırımız içinden bitti. Keyingisidan ham bitti. Üçüncü zancırımız içinden ham bitti. Üstünçelerini tokudum. Ortada üçte zancır. Keyingi üstünçelerimiz ham mana bu pastdagi zancırlarımız içinden tokup çıkarıladı. Bitti. İkinci zancırımız içinden ikinci üstünçamızı tokuyumuz ve üçüncü zancırımız içinden üçüncü üstünçamızı tokup çıkaramız. Ortada yine üçte zancır. Keyingi üstünçalarımız ham mana şu pastdagi zancırlarımızı içinden tokup çıkarıladı. Bitti üstünçamızı tokudum. İkinci üstünçamızı tokudum ve üçüncü üstünçamızı tokudum. Ortada üçte zancır. Ve qatar oxirida mana bu oxirgi üstünçamız üstüden. Mana bu oxirgi üstünçamız bu üçte zancırımız. Demek üçüncü zancırımız içinden bitti. Nakitsiz üstünça bilan tokup koyamız qatarımız oxirida. İkinci qatarını ham tokudum. Üçüncü qatarını ham. Üçüncü qatarımızda indi biz başqa rangdagi bilan tokuyamız. Ana ipni tortib oldim petlamiz ichidan. Endi qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir to'qiladi. Ipimizni tortib qo'yamiz. To'qimamizni aylantirib, mana shu to'qigan zanjirimiz ham ustunchalar hisobiga kiradi. Demak, bu birinchi ustuncha hisoblanadi. Endi bu qatorda biz bu ustunchalarimizni mana bu birinchi qatorda to'qilgan ustunchalarimiz ustidan to'qib chiqaramiz. Mana bu zanjirimiz mana shu ustunchalarimiz orasida qolib ketadi. Demek mana birinci qatorda mana bu üstünçalarını tokigandik. Mana şu üstünçalarımız üstüden tokup çıkaramız mana. Demek mana. Mana bu zancırımız birinci üstünça hisoblanırsa, mana bu keyingisi ise ikinci üstünça hisoblanadı. Tokuş jarayonida mana bu ipimizni yashirib ketsek ham bo'ladi. Demek keyingi üstünçamızni mana bu ortadagi üstünçamız üstüden tokup çıkaramız. Bitti nakit ve mana bu oxirgi üstünçamız üstüden biz to'rtinchi üstünçamızni tokup çıkaramız. Demek qator boshida yana to'rtta üstünçalar tokup olindi. Mana bu zanjir bilan birgalikda to'rtta hisoblanadi. Endi ortada üçte zanjir. Keyingi üstünçalarımız ham birinchi qatorda tokulgan mana bu üstünçalarımız üstüden tokup çıkariladi. Demek birinci üstünçamız üstüden bitti üstünce. Mana bu zancırımız, mana ortada üçte zancır tokulgan, mana şu zancırlarımız, mana bu üstünçalarımız orasida qolib ketadi. Demek mana ikinci üstünçamız üstüden ikinci üstünçamızni tokuyamız. Keyingi üçüncü üstünçamız üstüden üçüncü üstünçe tokuladı. Mana birinci qatorda tokulgan üstünçalarımız üstüden biz mana bu bitti üstünçalarını tokup çıktık. Ortada üçte zancır. Bitti nakit ilib olamiz. Mana bu keyingi mana bu birinchi qatorda to'qilgan ustunchalarimiz ustidan ham bittadan nakitli ustunchalar bilan to'qib qo'yamiz.
Ortada 3 ta zanjir. Mana yana birinchi qatorda to'qilgan mana bu joyda 3 ta ustunchalarimiz bor. Har birining ustidan biz bittadan nakidli ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana demak 3 ta ustunchalar to'qib olindi. Ortada 3 ta zanjir. Keyingi ustunchalarimiz ham mana bu birinchi qatorda to'qilgan ustunchalar ustidan to'qib chiqariladi. Mana 3 ta ustuncha. O'rtada yana 3 ta zanjir. Keyingi ustunchalarimiz ham birinchi qatorda to'qib olingan ustunchalarimiz ustidan to'qib olinadi. Bu qatorimiz oxiri, demak, qator oxirida ustunchalarimizning soni 4 ta bo'lishi kerak. Mana oxirgi mana bu ustunchamiz ustidan ham biz demak, mana bu tarzda ipimizni tortib chiqarganimizdan so'ng, keyingi qatorni biz mana bu havorangli ip bilan to'qaymiz. Shuning uchun mana shu ipimizni mana bu kruchokimiz ustiga tashlab, keyingini bir nakidli ustunchamizni mana bu tarzda to'qib qo'yamiz. Mana. Demak, qator oxirida mana 4 ta ustunchalar, qator boshida ham 4 ta. O'rtada esa 3 tadan ustunchalar bilan mana to'qib olindi. Endi keyingi qatorni biz mana bu rangdagi ip bilan to'qiymiz. Ipimizni tortib chiqarib oldik. Qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir. Mana bitta zanjir to'qidim. To'qimamizni aylantirib, mana shu zanjirimiz tagidan biz birinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Bu ustunchamiz nakidsiz ustuncha bo'ladi. Mana. Endi esa o'rtada 3 ta zanjir. Boshidagi ustunchamiz bu nakidsiz ustuncha. Endi keyingi ustunchalar esa bir nakidli ustunchalar bo'ladi. Demak, endi bu qatorda ustunchalarimiz mana bu ustunchalar ustidan to'qib olinadi. Mana bu ustunchalarimiz bu ikkinchi qatordagi ustunchalar hisoblanadi. Demak, mana bu zanjirimiz ustunchalar orasida qolib ketadi. Mana bu ikkinchi qatorda to'qilgan mana bu ustunchalarimiz ustidan biz bittadan nakidli ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana 3 ta ustuncha. Qator boshida bitta nakidsiz ustuncha to'qib olindi. Bitta zanjirimiz tagidan, keyin esa o'rtada 3 ta zanjir, keyin esa 3 ta bir nakidli ustunchalar. Endi o'rtada yana 3 ta zanjir to'qiymiz. Keyingi ustunchalarimiz ham ikkinchi qatorda to'qib olingan mana bu ustunchalar ustidan to'qib olinadi. Mana bu tepadagi zanjirimiz bu ustunchalarimiz orasida qolib ketadi. Yana o'rtada 3 ta zanjir. Keyingi ustunchalarimiz ham ikkinchi qatorda to'qib olingan ustunchalar ustidan to'qib chiqariladi. Mana 3 ta ustunchalarni to'qidik. O'rtada 3 ta zanjir. Keyingi ustunchalarimiz ham ikkinchi qatorda to'qib olingan ustunchalar ustidan to'qib chiqariladi. O'rtada 3 ta zanjir. Keyingi ustunchalarimiz ham ikkinchi qatorda to'qib olingan ustunchalar ustidan to'qib chiqariladi. Mana qatorimiz oxiriga yetib keldik. Endi qator oxirida 3 ta zanjir to'qiladi va mana bu oxirgi 4-chi zanjirimiz ustidan bitta nakidsiz ustuncha bilan to'qib qo'yamiz. Demak, bu qatorda qatorimiz boshida bitta nakidsiz ustuncha to'qib olindi, keyin esa o'rtada 3 ta zanjir, keyin esa 3 tadan
üstünçələr bilan toqib chiqdik. Qatar oxirida ham 3 ta üstünçamızdan keyin ortada 3 ta zanjir va oxirgi 4-chi üstünçamız ustidan bitta nakitsa üstünçə bilan toqib oldik. Endi keyingi qatorimizni biz boshqa rangdagi ip bilan toqiymiz. Mana bu joyda hozir ipimizni ilib olishimiz kerak bo'ladi. Men hozir boshidan ko'rsatib o'taman. Demak, mana mana bu 4-chi üstünçamız ustidan burchakni o'tkazib olganimizdan so'ng mana bu rangdagi ipimizni burchagimiz ustiga ilib olamiz. İlib aldım. Keyin esa ipimizni tortib chiqarib, nakitsiz ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Demak, keyingi qatorni biz mana shu rangdagi ip bilan to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ipni mana shu tarzda ilib tortib oldim. Mana endi qatorni ko'tarish uchun biz hozir ikkita zanjir to'qiymiz. 1 2. To'qmamizni aylantirib mana shu zanjirimiz bu birinchi ustuncha hisoblanadi. Endi keyingi 3 ta ustunchalarimizni biz mana bu 3-chi qatorda to'qib olingan ustunchalarimiz ustidan to'qib chiqaramiz. Demak, qator boshida hammasi bo'lib ustunchalarimizning soni 4 ta bo'lishi kerak. Demak, mana bu birinchisi hisoblanadi. Mana 3-chi qatorda to'qib olingan mana bu ustunchalarimiz turibdi. Mana demak, mana bu 2-chi ustunchamiz ustidan 2-chi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. 3-chi ustunchamiz ustidan 3-chi ustuncha va 4-chi ustunchamiz ustidan ham bitta ustunchamizni 4-chi ustunchamizni to'qib olamiz. Demak, yana qator boshida 4 ta ustunchalar to'qib olindi. Mana bu zanjirimiz ham ustunchalar hisobiga kiradi. O'rtada 3 ta zanjir to'qiymiz. Keyingi ustunchalarimiz ham 3-chi qatorda to'qib olingan mana bu ustunchalar ustidan to'qib chiqariladi. Demak, mana birinchi ustunchamiz ustidan ipimizni tortib chiqarib oldim va birinchi ustunchamizni mana to'qib qo'ydim. Keyingi 2-chi ustunchamiz ustidan 2-chi ustunchamizni to'qib chiqaramiz va 3-chi ustunchamiz ustidan 3-chi ustuncha to'qib chiqariladi. Mana o'rtada 3 tadan ustunchalar, qator boshida va qator oxirida esa 4 tadan ustunchalar bo'ladi. O'rtada 3 ta zanjir. Keyingi ustunchalarimiz ham mana bu 3-chi qatorda to'qib olingan ustunchalar ustidan to'qib olinadi. O'rtada 3 ta zanjir. Keyingi ustunchalarimiz ham mana 3-chi qatorda to'qib olingan ustunchalarimiz turibdi. Mana shu ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib qo'yamiz. Tepadagi mana bu zanjirimiz esa mana shu ustunchalarimiz orasida mana qolib ketyapti mana. O'rtada 3 ta zanjir. Demak, mana bu 3-chi qatorimizdagi to'qilgan ustunchalarimiz ustidan biz yana bittadan ustunchalarni to'qib chiqaramiz. O'rtada 3 ta zanjir. Keyingi mana bu 3-chi qatorda to'qilgan keyingi ustunchalarimiz turibdi. Mana 3 ta ustunchalarimiz, qator oxirida 4 ta ustunchalarimiz ekan. Demak, biz hozir 4 ta ustunchalarni to'qib olishimiz kerak bo'ladi. 3-chi ustunchamizni to'qiymiz. 4-chi ustunchamiz esa mana bu nakitsiz ustunchamiz ustidan to'qib chiqariladi. Mana shu ustunchamizni to'qish jarayonida mana bu ipimizni biz ilib olishimiz kerak bo'ladi, chunki keyingi qatorni mana shu rangdagi ip bilan to'qib boramiz. Bitta nakit ilib olamiz. Nakitsiz ustunchamiz ustidan kruchokni o'tkazib olganimizdan so'ng mana shu rangdagi ipimizni kruchokka ilib olib, keyingina ipimizni ustunchamiz ustidan tortib chiqaramiz mana. Endi yana mana shu rangdagi ipimizni ilib olamiz. Keyin esa mana shu nakitli ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana 4-chi ustunchamizni mana shu tarzda to'qib chiqarib oldik. Demak, mana ipimizni almashtiramiz. Betlamiz ichidan ipni tortib chiqarganimizdan so'ng qatorni ko'tarish uchun bitta zanjir, to'qimamizni aylantirib, demak, mana shu zanjirimiz tagidan biz bitta nakitsiz ustuncha to'qib chiqaramiz.
Qatar başıda endi, faqat bitta nakit ustuncha toqib olindi. Keyin esa 3 ta zanjir. Mana endi keyingi ustunchalarimizni biz mana bu 4-chi qatorda toqib olingan mana bu ustunchalarimiz ustidan toqib boramiz. Demak, hozir mana bu 4-chi qator hisoblanadi. 1 2 3 4. Mana demak, keyingi 3 ta ustunchalarimiz mana bu 4-chi qatorda toqib olingan ustunchalar ustidan toqib olinadi. Mana 3 ta ustunchalarni to'qidim. O'rtada 3 ta zanjir. Keyingi 3 ta ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan yana to'qib chiqamiz. O'rtada yana 3 ta zanjir. 2 3 keyingi ustunchalarimiz ham mana bu 4-chi qatorda to'qib olingan ustunchalar ustidan to'qib chiqariladi. Mana 3 ta ustunchalarni to'qidim. O'rtada 3 ta zanjir, keyingi ustunchalarimiz ham 4-chi qatorda to'qib olingan ustunchalar ustidan to'qib chiqariladi. Mana bu zanjirimiz esa, 3 ta zanjirlarimiz esa mana shu ustunchalarimiz orasida qoladi. O'rtada yana 3 ta zanjir, keyingi mana bu 3 ta ustunchalarimizning har birining ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana 3 ta ustunchalarni to'qidim. Qatorimiz oxirida 3 ta zanjir va mana bu 4-chi ustunchamiz ustidan biz bitta nakitsiz ustuncha bilan to'qib qo'yamiz. Mana shu nakitsiz ustunchani to'qishdan oldin biz yana keyingi mana bu rangdagi ipimizni mana bu tarzda ilib olib, keyin esa ipimizni tortib, mana shu nakitsiz ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Demak, keyingi qator mana shu rangdagi ip bilan to'qiladi. Mana ipimizni demek mana tortib oldim. Endi esa qatorni ko'tarish uchun 2 ta zanjir to'qiladi. 1 2. To'qimamizni aylantirib, demak bu qatorning to'qilishini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Keyin esa qolgan qatorlarni o'zlaring mustaqil ravishda to'qib borasizlar. Demak, galma-gal mana shu tarzda to'qib boriladi. Demak, mana bu to'qigan zanjirimiz bu 1-chi ustuncha hisoblanadi. Endi mana bu 5-chi qator hisoblanadi. Demak, mana shu keyingi ustunchalarimizni biz mana shu 5-chi qatordagi to'qilgan ustunchalar ustidan to'qib chiqaramiz mana. Mana bu keyingi ustunchamiz hisoblanadi. Demak, mana shu 2-chi ustunchamiz ustidan biz 2-chi ustunchamizni to'qib chiqaramiz. 3-chi ustunchamiz ustidan 3-chi va 4-chi ustunchamiz ustidan 4-chi ustunchamizni to'qib oldik. Mana endi qator boshida 4 ta ustunchalar to'qib olindi. Mana bu qatorni ko'tarish uchun to'qilgan zanjirimiz ham ustunchalar hisobiga kiradi. O'rtada 3 ta zanjir. Keyingi ustunchalarimiz ham mana bu 5-chi qatorda to'qib olingan ustunchalarimiz ustidan to'qib chiqariladi. Mana azizlar, sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Demak, bu ustunchalarimiz shaxmat tartibida to'qib boriladi. O'rtada 3 ta zanjir, keyingi ustunchalarimiz ham 5-chi qatorda to'qib chiqarilgan ustunchalar ustidan to'qiladi. O'rtada 3 ta zanjir to'qiganimizdan keyin keyingi 3 ta ustunchalarimizni chiqaramiz. O'rtada 3 ta zanjir. Keyingi 5-chi qatorda to'qib olingan mana bu
3-4 ustunchalarimizning har birining ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib qo'yamiz. O'rtada 3-ta zanjir. Qatorimiz oxirida 4-ta ustunchalarni to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Üçte üstünçelerini tokup çıkardım. O akırki törtüncü üstünçemiz. Bana bu nakitsiz üstünçemiz üstten tokup çıkarıladı. Demek bana bu kengi katonu bana bu rengdeki ip ile tokuşumuz gerek. Şunun için bana şu üstünçemizini tokup barış cereyonunda biz bana bu ipimizin ilip barışımız gerek buladı. Bana nakitsiz üstünçemiz üstüden küçüğünü ötkazı bolgamdan sonra bana bu rengdeki ipini hemen küçük üstüne ilip aldım. Kengisi mana shu nakitsiz ustunchamiz ustidan ipni tortib chiqaramiz. Mana 3-ta petli hosil bo'ladi. Keyin esa yana mana shu rangdagi ipimizni kuruchok ustiga ilib, ipimizni boshidagi 2-ta petlidan, keyin esa keyingi 2-ta petlamizdan chiqarib olamiz. Demak, oxirgi 4-chi ustunchamiz har doim mana shu tarzda to'qib boriladi. Demak, keyingi qatorni endi mana bu rangdagi ip bilan to'qib borishimiz kerak. Mana sizlar, demak, mana shu tarzda o'zimiz uchun kerakli uzunlikda to'qib olsak bo'ladi. Mana qadrli to'quvchilar, kuruchok yordamida yana bir chiroyli chokning to'qilishini o'rganib oldilaringizga umiddaman. Mana orqa va old ko'rinishi bir xil bo'ladi. Demak, bugungi videomiz ham nihoyasiga yetdi. Yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr-sog' bo'ling.